Hanımlar beyler Workers and Resources Soviet Republic'in son rehber bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. En 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 çetrefilli bölüm olacak. Çünkü endüstri kısmına bakacağız. Şöyle bir bakalım. Şöyle görüyorsunuz 2 4 6 tane endüstriyle ilgili kısım var. Size para kazandıracak, sizin inşaatlarınıza yardım edecek her şey burada arkadaşlar. Buna şöyle bir kısaca bakalım. Food, alkol ve tahıl kısmına bakalım. Şimdi bir burada şuraya bir yol yapalım hızlıca. Yolumuz yapılsın. Hop gidiyor 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 gidiyor. Tamam şimdi burada 3 tane small, medium ve büyük farmım var. Şöyle bu farmı şuraya şöyle koyuyorum bu ne ihtiyacı varmış? Sowing, growing ve harvest. Şimdi sowing kısmı tamamen makinelerle yapılıyor. İşçi istemiyor. Growing kısmında bayağı bir bekliyorsunuz. Gerçekten bayağı bir bekliyorsunuz bu arada. Harvesting kısmı da hem makine istiyor hem insan istiyor. Bunu unutmayın. 250 insan istiyormuş bu field'da toplamda maksimum. Onun dışında bunu yapacaksınız. Eğer bir de isterseniz küçük büyük hangisini istiyorsanız ben large'dan başlayayım şöyle. Bir tane de hadi farm yapıyorsunuz. Şöyle bu tek başına iş yapmıyor arkadaşlar. Buna ihtiyacınız var. Ayrıyetten de buna ihtiyacınız var. Şöyle hatta hemen birbirine bağlantı çekerek yapalım göstereceğim. Şimdi bu inşaatı tamamlansın. Burada gördüğünüz gibi bir sürü mekanizm ekleyebiliyorsunuz. Bu birkaç tane alana bakabiliyor bu arada. Aşağı indim. Otosörcü 3 yapıyorum. Bunu otomatik olarak buluyor. Şimdi buradan araç satın alacaksınız. Covered'lar neymiş? Crop'ları taşıyanlar bunlar. Yani harvesting kısmında işinize yarayacaklar. Bundan aldım. Harvesting kısmında işinize yarayacak mekanik. Burada harvester var 3 tane. Daha fazla tabii ki normalde ama yıl geçtikçe geliyor. Bundan bir tane aldım. Bir de sowing kısmı için 2 tane traktör alıyorum. Şimdi buradan bunu otomatik olarak olarak bulacağı için bak too late for sowing winter is coming diyor. Winter is coming demesinin sebebi artık sonlara doğru gelmiş bulunmaktayız. Yetmi yetişmeyeceği için yapmıyor şu an. Normalde bu sowing yapanlar buraya girip burayı ilk önce bir şey yapıyor. Ne denir ona? Tırpanlıyor. Bir şeyliyor. Har ya yani çapalıyor. <laughs> Ondan sonra bunun growing olmasını bekliyorsunuz. Sonra harvesting yapılıyor. Sonra bu harvest yapılanlar şuraya bir yol bağlantısı yapıyorsunuz. Buradan kamyonlarla buradaki silo'ya getiriliyor ve kropları tahılları buraya koyuyorlar. Bu ilk kısım bu. Sonra bu tahılları alıp isterseniz kendi marketlerinizde yani şuradan fabrikaya getiriyorsunuz tahılı. Buradan e, e, yemek üretip yemeği istiyorsanız direkt olarak Grocery Store'lara yani yemek satan dükkanlara götürebiliyorsunuz. Burada da var gerçi niye o kadar gittik bilmiyorum. Neden önemli? Şu yüzden önemli. Şu an biz bu yemeği parayla alıyoruz. Dışarıdan ithal ediyoruz. E biz üreteceğiz ki para kalsın bize kalsın paraya. Buna dikkat edin. Evet, bir diğeri şöyle food factory. Dediğim gibi buradan alıyorsunuz. istiyorsanız direkt böyle yapın. Otomatik gelsin. Bunu yapıyorsunuz. Alkol ne istiyormuş? Su, tahıl ve enerji istiyormuş. Bunu da istiyorsanız direkt olarak buraya bağlantı kurabilirsiniz. Bak şöyle koydum. Artık buradan otomatik olarak buraya crop gel buraya gelirse ama bak. Tahıl buraya değil, buraya gelirse alacak. İkiye bölebilirsiniz. Bir kamyon buna götürür. Bir kamyon buna götürür. Bu otomatik olarak buna getirip alkol üretir. Bu da otomatik olarak buna getirip yemek üretir. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Onun dışında et var. Şimdi buraya bir tane kuralım. Buraya ne yapıyoruz? Livestock farm yapıyoruz. Yani hayvanlarımızın yaşayacağı alan yapıyoruz. Buraya bir tane ne yapıyoruz? Livestock whole range yapıyoruz. Buraya kesimhane yapıyoruz. Kesimhaneyi de otomatik olarak şuradan buraya bağlayabilirim. Birbirine bağlı yaparsanız o kadar iyi arkadaşlar. Burada da meat storage var. Burada da buzdolabı aslında etlere. Şimdi burada maximum production per workte. Burada herhangi bir şey yok. Çalışanım yok. Burası ne işiyormuş? Tağıl istiyormuş. Çok her şey tağıl istiyor burada arkadaşlar. Tağlı buraya getiriyorsunuz. Hayvanların burada üretimi geliyor. Sonra buraya geliyor. Burada takılıyorlar. Burada işte gördüğünüz gibi road connection yok. İşte su yok, power supply yok vesaire. Burada gördüğünüz gibi kaç tane, kaç ton olacağı yazıyor. Sonra buraya getiriyorlar. Burada kesip et haline getiriyorlar. Burada da etleri saklıyorlar. Siz bu etleri ne yapıyorsanız burada gördüğünüz gibi meat isterseniz satıyorsunuz, isterseniz kendi üretim merkezlerinize, kendi satış mağazalarına götürüyorsunuz ve dışarıdan ithal etmeyi bırakıyorsunuz. Kalan parçaları da istiyorsanız ihraç edebilirsiniz. Onun dışında burası böyle. Bu kısma geldik. En kolayları, oyunun başında en kolay yapacağınız şeylerden biri. Hiç akarı kokarı yok arkadaşlar. Buradan bunu kuruyorsunuz. Kuralım şöyle. Bir tane kereste fabrikası kuruyorsunuz. Bunların yollarının bağlantısını yapıyorsunuz. Küçültelim şunu biraz. Buradan 3 tane mekanizm araç satın alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şöyle bunlar tamamen 3 tane şundan aldım. Buraya workerlar geldiği zaman 32 çalışıyormuş. Bu araçlar buralara gidiyorlar. Ağaçları kesip buraya getiriyorlar. Buradan otomatik olarak forklift de buraya gidiyor. Bunlar da kerest üretiyor. İster bu keresteyi satıyorsunuz, isterseniz de ne yapıyorsunuz? Gerçi burada göstermiyor ne istedi ama isterseniz de inşaatlarınızda kullanabiliyorsunuz. Bu da böyle bir şey. Burada cloud var. Şimdi bu cloud ne istiyormuş? Chemical istiyormuş. Tağıl istiyormuş, su istiyormuş, elektrik istiyormuş ve size karşılığında 5 ton fabrik veriyormuş. Ah bu chemical çok sinir bozucu. Chemical var. Bunlar oyunun başına yapamayacağınız şeyler. Burada da clothing factor var. Bunu kurduktan sonra bak gördüğünüz gibi burada ne var? Bak şu bir kurulsun. Göstereceğim. O sırada şunu da bir kuralım. Şunları birbirine bağlayalım. Şimdi bu ne istiyor? Su. Su girişi istiyor. Bir. İkincisi gider istiyor. Bu iki. Forklift kısmı var. Zaten bunu artık ezberledik. Su veriyorsunuz iç içme suyunu veriyorsunuz, kanalizasyon suyunu veriyorsunuz, elektriğini veriyorsunuz, istediği şeyleri veriyorsunuz. Ne istiyormuş? Chemical ve tahıl istiyormuş. O da size fabrik veriyor. Ondan sonra buraya getirip kıyafet üretiyor. Kıyafet ürettikten sonra isterseniz satıyorsunuz, isterseniz de burada ithal etmeyi bırakıp tamamen kendi alanınızda kullanıyorsunuz. Tabii chemical üretmek o kadar da kolay bir şey değil arkadaşlar. Bu da gravel. Gravel'larda şöyle gravel nedir? Şuralarda gördüğünüz gibi yeşilleniyor bakın. Burada şey maden gibi düşünebilirsiniz. Buradan olayı düzleyelim. Tabi buralarda yapmak çok zor. Daha düz bir alan bulabilirseniz çok iyi olur. Çok para harcarsınız bunlara. Daha düz alan buralarda var mı ki? Şöyle bakmak lazım ama yok gibi sanki. Daha düz bulalım, burada daha düz bulalım. Düzleştirebilecek miyiz bakalım şunu? Çok para gidiyor çok. Şuradan eğimlere bakalım. Bak buralar çok fazla eğim. Bu haritada birazcık bunu çıkarmak zor gibi. Heh. Şimdi %44'lük bir Cobaltov source varmış. Bunu buraya tıklıyorsunuz. Ters yaptık gerçi. Biraz kötü oldu ama şöyle yapalım. Buradan devam ettiriyorsunuz. Şimdi buradan çalışan getiriyorsunuz buraya. 40 kişi çalışıyormuş. Burada gördüğünüz gibi stone yani taş çıkartıyor. Ve bu taşı şunu kullanarak şöyle bir düzleyelim. Burayı kullanarak buraya buradan buraya aktarıyorsunuz. Ondan sonra buradan gravel çıkartıyorsa bunu inşaatlarda kullanıyorsunuz. Bu da böyle bir şey. Burada construction. Şimdi construction'ı burada da göreceğiz ama şimdi burada bina yapımını yani bu construction tamamen şey için inşaat olayı. Burada çimento fabrikamız var. Çimento fabrikası kömür, gravel ve elektrik istiyor. Burada çimento silomuz var, depomuz. Burada konsantre beton var. Beton ne istiyormuş? Gravel istiyor. Çimento istiyor, su istiyor, elektrik istiyor. Burada prefabrik paneller var. Prefabrik panel ne istiyor? Elektrik istiyor, gravel istiyor, çimento istiyor. Burada asfalt var. Asfalt bitumen. Bitumen benzin şey petrol üretim merkezinden çıkıyor arkadaşlar. Gravel ve bitumen istiyormuş. Burada da brick factory yani tuğla fabrikası var. Tuğla fabrikası da sadece kömür istiyor. Aslında bunlar çok zor şeyler değil. Fosil geldik. Fosil işte burada bir tane bundan kuruyorsunuz. Bunu kurmuştuk zaten biliyorsunuz ki. Ondan sonra bir tane rafineri kuruyorsunuz. Bu rafineriden bitumen ve benzin çıkıyor. Bitumen bu bitumen işte. Bitumen bitumen bu. Coal mine'ı kuruyorsunuz. Sonra processing plant'a bağlıyorsunuz. Size kömür veriyor. Burada da chemical. Bak Bakın chemical'da araştırmadık. Bak require required research yazıyor burada. Chemistry'yi araştırmamız lazımmış. Bunu da üniversiteden yapıyorsunuz dediğim gibi. Burada da normal depolama alanları var. Bu petrolle ilgili şeyleri şey yapıyormuş. Bu bunu da göstermiştim. Şuradaki tamamen madenleri depolamanıza yarıyor. Burada da warehouse'lar var. Bozulmaması gereken şey işte mesela yağmur değmemesi gereken elektronik, tahıl vesaire onları depoluyor burada. Burada metal üretmek için ilk önce bir demir Stil üretmek için demir madeni kuruyorsunuz. Ondan sonra buradan processing'e getiriyorsunuz buse bu size iron ore veriyor. Bunu kurduğunuz zaman iron ore'u iron'a çeviriyor. Demire çeviriyor. Bu da oradaki iron'ı alıyor. Üstüne bir de elektrik ve kömür alıyor. Size metal veriyor. Bu metal, ile steel dediğimiz şeyler çok güzel paraya ihraç ediliyor bu arada. İkincisi de inşaatlarınızda kullanıyorsunuz. Alüminyum üretmek gördüğünüz gibi 4 tane bina lazım. Bauxite mine. Şurada en başta gönder gösterdiğim. Şuradaki kırmızı alanlar bizim bauxite mine'larımız şu anda. Buradan tıkladım ve baktım. Bunu kuruyorsunuz. Ondan sonra size raw yani boktan bauxit veriyor. Sonra processing plant'e girip bauxit alıyorsunuz. Ondan sonra buradan o bauxiti chemical ile beraber, kömürle beraber, su ile beraber ise alüminyum oksit veriyor. Bir tane daha binamız var. Alüminyum plant, alüminyum oksidi alıyor, Chemical'sı alıyor, elektriğinizi alıyor ve size alüminyum veriyor. Alüminyum da böyle üretiliyor arkadaşlar. Bunlar da tamamen storage. Advanced industry'ye geldiğimiz zaman nükleer tabii ki. Burada uranyum istiyor. Bunu kuruyorsunuz. Uranyum or şöyle bir daha göstereyim. Uranyum neredeymiş? Buralarda bol bol uranyum varmış bu arada. Şöyle bakın. O görüyor musunuz? Bak burası yemyeşil. Uranyum alıyorsunuz. Buradan size uranyum or veriyor. Uranyum or ve elektriği buradan sizden alarak processing plant'te ise uranyum oksit veriyor. Sonra conver conversion plant kurarak bu uranyum oksitle ve chemicals'ı birleştirip aynı zamanda elektrik kullanarak ise UF6 adında bir materyal veriyor. Ondan sonra nükleer fuel fabrication yaptığınız zaman chemicals'ınızı alıyor. Chemicals alıyor. Chemicals'ı alıyor. UF, UF 6'yı alıyor ve size nükleer yakıt veriyor. Nükleer yakıtı ne için kullanıyorsunuz? Elektrik kısmında nükleer kısmı şuradaki power plants'leri yapmak için yarıyor arkadaşlar. Ya da direkt satıp dehşet para kazanabilirsiniz. Elektronik kısmı required research semiconductors. Üniversiteden öğrenebileceğiniz bir şey arkadaşlar bu. Elektronik üretmek için ne istiyormuş sizden? Plastik, steel ve chemicals istiyormuş. Yani dediğim gibi bunların hiçbir early game'de oyunun başında yapamayacağınız şeyler. Burada da chemicals alıp elektronik elektronik üretiyor. Bunu da isterseniz dışarıya ithal edebilirsiniz. isterseniz de halkınız için kullanabilirsiniz. Burada Mechanical Components Factory'e Met Required Resource'a bakın. Engineering istiyor. Bunu kurduğunuz zaman ürettiğiniz metali mekanik komponente veriyor. Mekanik komponent sağlıyor. Ve bu ne demek? İnşaatlarda kullanabilirsiniz veya satabilirsiniz demek oluyor. Burada Vehicle Production için burada araba üretimi yapabiliyorsunuz. Şöyle bir gösterelim. Araba üretiminde ne istiyormuş arkadaşlar? 300 ton 300 ton metal istiyor. Şu biraz şu olsun göstereceğim. Hepsini. Railway. Bunu da göstereyim. Hepsini gösterelim bunların. Bunlar çünkü işin eğlencelik. Isim. Üretip dehşet paraya satabiliyorsunuz. Burada tren, tren oluşturabiliyorsunuz. Burada gemi yapıyorsunuz. Burada da airplane production. Burada da işte klasik bildiğiniz, anladığınız üzere uçak yapıyorsunuz. Geldi uçağımız göklerde. Burada da vehicle ve container için space var. Şimdi bir, hala üretilmemiş görüyor musunuz? Bunu normalde üretmeye çalışsanız ne kadar uzun süreceğini düşünseniz şu an bir de otomatik üretiyor yani. Şimdi otomobil fabrikamız bitti. Şimdi burada şöyle bir sistem var. Bunları neden yapıyorum onu göstereceğim. Şimdi siz buradan e, ister dolar karşılığında ister ruble karşılığında lisans alıyorsunuz. Sen diyorsun ki ben insanlarım için araba üreteceğim. Şuradan geliyorsunuz personal karı bulmanız lazım. Burada atıyorum en değerli aracı istiyorum. 30 bak 30 bin rubleye bu aracın hop lisansını aldım. Sonra buradan select blueprint diyorum. Buna tıklıyorum ve bu aracı bana üretecek. Bu araç için ne istiyor benden? 2.1 ton metal istiyor. 0068 plastik istiyor. 14 fabrik istiyor. 66 mekanik istiyor ve elektronik part istiyor. Bunların hepsini istersem alabilirim. Bak şöyle oto alıyorum. Hepsini aldım. Bütün malzemelerim var artık. Şimdi bunun üretime başlaması için ne gerekiyor? Maksimum 400 kişilik bir işçi gerekiyor. Eğer bak bir de engineer istiyor. Yani eğitimli insan istiyor. Bunları yaptığın zaman Atıyorum. Buradan iki tane üç tane olsa bile üretim başlar ama çok yavaş sürer. Siz buraya içme suyu bağlayacaksınız, yol bağlayacaksınız, elektrik bağlayacaksınız ve engineer ve worker yani mühendis ve çalışan işçi sağlamanız lazım. Sonra burada üretim başlıyor. Tabi bunu isterseniz ne yapabilirsiniz? İster satabilirsiniz kendi insanlarınıza. İsterseniz kendi insanlarınıza satabilirsiniz. İsterseniz de Avrupa tarafına veya Ruble tarafına satın alabilirsiniz. Yani satabilirsiniz. Buradan hemen şöyle bakalım. Araba ne kadarmış? Araba fiyatını görebilecek miyim burada? Araba fiyatı yazmıyor. Buraya geldim. Burada tren üretiyorsunuz. Aynı mantık. Burada nasıl diyeyim? Şundan aldınız mesela. Blueprint'ten seçiyorsunuz ve istediklerini ayarlayıp buradan üretime başlıyorsunuz. Burası da aynı uçak için. Buradan da direkt olarak lisans alıyorsunuz. Buradan blueprint'i işaretliyorsunuz ve istediği malzemeleri toparladıktan sonra bu üretimi yapıyor ve denize bırakıyor direkt bunu. Şimdi burada contract, construction endüstri var. Construction endüstri ilk başta dediğim gibi bir tane construction ofis yapıyorsunuz. Oyunun başındaysanız direkt free olarak yapabilirsiniz. Beleş. Burada gördüğünüz gibi işçi, işte gravel, asfalt, beton, metal, tuğla hepsi burada var. Bunu otomatik olarak 300'e yaparsanız otomatik olarak ne yapar? Otomatik olarak bulur. Ne çok otomatik dedim. İnşaat halindeki yere direkt kendisi bulur bunu yaparsanız. Oto, yaparsanız. Yapmazsanız direkt buradan Assign New Construction yaparak kendi bölgenizi seçebilirsiniz. İstediğiniz bir yeri seçebilirsiniz. Burası böyle bir yer. Burada bunun helikopter versiyonu ve tren versiyonu var. Bunları gösterdiğim zaman zaten çimento fabrikası vesaire gravel ve wood. Bunlar tamamen construction ile alakalı. Yani siz bir bina yaparken işinize arayacak her şey burada var. Geri kalan şeyler de işte metaldir vesairedir o tarz şeyler için. Rehber videosunu burada sonlandırıyorum ama kafanızda bir şeyler varsa yorumlara yazın. Onu özel bir videoda çekerim. Buradaki temel işleyiş bu. Bunun zaten serisinde yaparız muhtemelen. Çünkü bayağı keyif alarak oynadım. Bir oyun bu sıralar. Steel Skylines'den daha çok keyif veriyor. Çok özür ama arkadaşlar. Bunu serisinde yaparız daha net bir şekilde. A bak buradaki ağaçlar büyümüş bakın. Küçük küçük koymuştuk ya ağaçları. Bunlar büyümüş. Sizlere öpüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Anlamadığınız bir nokta varsa dediğim gibi yorumlara yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. İzliyorum ve öpüyorum sizler arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.